Bismillahirrahmanirrahim. O tozutup savuran rüzgarlara, yağmur yüklenen bulutlara, kolayca akıp giden yıldızlar, bulutlar ve bunun gibi şeylere, emirleri, rızıkları, yağmurları, ve bunun gibi şeyleri taksim eden meleklere yemin ederim ki, size vaad olunan diriliş elbette gerçektir. İşlerin karşılığı da mutlaka alınacaktır. Yollarla, yörüngelerle dolu gök hakkı için, siz tam bir çelişki içindesiniz. Yollarla, yörüngelerle dolu gök hakkı için, siz tam bir çelişki içindesiniz. Oysa bu davetten ancak aklı çarpılmış olan kimse çevrilip vazgeçirilir. O kahrolası yalancılar sarhoşluk ve cehalet içinde ne yaptıklarını bilmeden atıp tutarlar. Bir de alay ederek ne zaman o hesap günü diye sorarlar. O kahrolası yalancılar sarhoşluk ve cehalet içinde ne yaptıklarını bilmeden atıp tutarlar bir de alay ederek, ne zaman o hesap günü diye sorarlar. O kahrolası yalancılar, sarhoşluk ve cehalet içinde, ne yaptıklarını bilmeden atıp tutarlar. Bir de alay ederek, ne zaman o hesap günü diye sorarlar. O gün onların, ateşin üzerinde fokurduyacakları gündür. Onlara, tadın bakalım fitnenizi, Tadın dünyada kaynattığınız fitne ateşinin neticesini, işte gelmesi için can attığınız azap denilir. Ama müttakiler bahçelerde, pınar başlarındadırlar. Rablerinin kendilerine verdiği mükafatları almaktadırlar. Çünkü onlar, daha önce dünyada iyi davranan kimselerdi. Geceleri az uyurlardı seher vakitleri istiğfar ederlerdi. Mallarında isteyenlerin ve yoksulların hakkını ayırırlardı. Kesin inanmak isteyenler için, yeryüzünde birçok deliller vardır. Bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Hala görmeyecek misiniz? Gökte de hem rızkınız, rızkınızın vesileleri, hem de size vaad olunan cennet vardır.'' kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde birçok deliller vardır. Bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Hala görmeyecek misiniz? Gökte de hem rızkınız, rızkınızın vesileleri hem de size vaad olunan cennet vardır. Kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde birçok deliller vardır bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Hala görmeyecek misiniz? Gökte de hem rızkınız, rızkınızın vesileleri, hem de size vaad olunan cennet vardır. Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki, bu vaat, tıpkı sizin konuşmanızın sabit olduğu gibi bir gerçektir. Sahi, İbrahim'in şerefli misafirlerinin gelişlerinden haberin oldu mu? Onlar yanına varınca selam dediler. O da size de selam diye cevap verdi. Ama içinden bunlar tanımadığım kimseler. Hayırdır inşallah dedi. Onlara yemek getirmek için gizlice ailesinin yanına geçti ve semiz bir dana kebabı getirdi. Önlerine koyup buyurmaz mısınız diye ikram etti. Onlara yemek getirmek için gizlice ailesinin yanına geçti ve semiz bir dana kebabı getirdi. Önlerine koyup, buyurmaz mısınız diye ikram etti. O sırada onlardan yana içine bir korku düştü. Korkma dediler ve ona büyüdüğünde alim olacak bir çocuklarının dünyaya geleceğini müjdelediler. Evin öbür köşesinden bunu duyan eşi elini yüzüne vurarak vay başıma gelene ben kısır bir kocakarı iken mi doğuracağım diye çığlık attı. Onlar hanımına, Evet, Rabbim böyle buyurdu dediler. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir. İbrahim, Peki sizin gelişinizin asıl sebebini öğrenebilir miyim? Ey değerli elçiler dedi. Biz dediler, Suçlu bir güruhun, Haddini aşanların tepelerine, çamurdan pişirilip de Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik. Biz dediler, suçlu bir güruhun haddini aşanların tepelerine çamurdan pişirilip de Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik. Biz dediler, suçlu bir güruhun haddini aşanların tepelerine çamurdan pişirilip de Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik." derken oradaki müminleri şehirden çıkarma emrini verdik. Ama orada bir hane dışında bize itaat eden aile bulamadık ve öyle acı bir azaptan korkanlar için orada bir alamet bıraktık. Musa'nın olayında da alınacak dersler vardır. Onu aşikar bir delille mucize ile Firavun'a göndermiştik. O var gücüyle ve bütün ordusuyla sırtını çevirdi ve Musa ya bir büyücü ya da bir delidir dedi. Biz de hem onu hem ordularını yakalayıp denizin dibine geçiriverdik. Boğulurken pişmanlıkla kendi kendini kınıyordu. Ah, halkında da alınacak dersler vardır. Onlara da ortalığı kasıp kavuran, köklerini kurutan bir kasırga gönderdik. Bu rüzgar, uğradığı her şeyi derhal kül gibi savuruyordu. Semut ahalisinde de böyle alınacak ibretler vardır. Onlara da, bir süre hayattan zevk alın bakalım, denilmişti. Onlar, Rablerinin emrinden uzaklaşıp, azıtınca, kendileri baka baka, o müthiş yıldırım onları çarpı verdi. Oldukları yere çöke kaldılar. Ne doğrulabildiler, ne de yardım gördüler. Daha önceleri de Nuh halkını helak etmiştik. Çünkü onlar da din yolundan çıkmış kimselerdi. Göğü biz çok sağlam bir şekilde bina ettik. Onu genişleten biziz. Çünkü biz Geniş kudret ve hakimiyet sahibiyiz. Yeryüzünü de biz döşedik. Bakınız biz ne de güzel döşedik. Her şeyi de çift yarattık ki düşünüp ders alasınız. O halde Allah'a kaçın. Çabuk Allah'ın himayesine koşun. Zira ben onun tarafından sizi uyarmak için gönderilen aşikar bir elçiyim. Sakın Allah'ın yanı sıra başka mabut icat etmeyin. İşte ben onun tarafından sizi uyarmak için gönderilen aydınlatıcı bir elçiyim. İşte böyle. Senin hem şehirlerinden önceki ümmetlere ne zaman bir elçi geldiyse mutlaka ona muhatapları büyücü veya deli dediler. Birbirlerine tavsiye mi ettiler? Sen de onlardan yüz çevir. Yeterince onlara hakkı anlatmaya çalıştığından artık kimse seni ayıplayamaz. Bununla beraber yine de hatırlatıp öğüt ver. Zira gerçeği hatırlatıp nasihatte bulunma inananlara ve inanacaklara fayda verir. Ben cinleri ve insanları sırf beni tanıyıp yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Onlardan nafaka istemiyorum. Beni yedirip beslemelerini de istemiyorum. Asıl bütün mahlukların rızıklarını veren, kamil kuvvet ve tam iktidar sahibi olan Allah Teala'dır. Onlardan nafaka istemiyorum. Beni yedirip beslemelerini de istemiyorum. Asıl bütün mahlukların rızıklarını veren, kamil kuvvet ve tam iktidar sahibi olan Allah Teala'dır. Muhakkak ki şimdiki zalimlerin de daha önceki meslektaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Acele etmelerine hiç gerek yok. Nasılsa ona kavuşacaklar.